Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yalnızca yapabileceklerimizden ötürü sorgulayacak olan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Küçücük de olsa iyi, güzel, doğru olan her bir sözümüz, davranışımız ve işimizden ötürü sevaplar alabileceğimizi müjdeleyen aziz peygamberimiz, biricik hayat önderimiz Hazreti Muhammed'e salat ve selam ederim. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz bilmemiz gerekenler genel başlığı altında yaptığımız sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu sohbetimizde az söz ve işle manen çok kazanabilir, cennete yol alabiliriz konusunu işlemeye çalışacağız. Bu sohbetimizi de etkili kılmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Aziz kardeşlerim, bütün varlıkların yaratıcısı olan Yüce Mevlamız, bütün yaratıklarına ve özelde biz insanlara sınırsız merhamet sahibidir. Bunun içindir ki en küçücük hayırlarımızı bile katlayarak mükafatlandıracaktır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde, özellikle de En'am suresinin 160. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurur: "Men ca'e bil haseneti felehu aşru emfali'e." Her kim iyi, güzel, doğru, fert, aile ve toplum yararına bir güzel amel yaparsa, o yaptığı bir birim amele karşılık ona 10 birim mükafat verilir. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزَى اِلَّا مِثْلَهَا. Ama fert, toplum aleyhine bir zararlı eylemde bulunursa, bir günah işlerse, o yaptığı bir birime karşılık ona bir birim sorumluluk yüklenir. Ve umla yuzlemun, güzel ameller sahiplerinin mükafatlarında eksilme yapılmaz. Sevgili kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizden yaptığımız işlerde samimiyet ister, İçtenlik ister ve de yalnızca kendi rızasını amaçlamamızı ister. Gösterişi bize yasaklar ve de içtenlikle yaptığımız amellerimize, bir diğer anlatımla işlerimiz, eylemlerimize yalnızca 10 katı ikram buyurulmaz. Daha çok, daha fazla mükafatlar da ihsan olunabilir. Bizim samimiyetimiz, içtenliğimiz ölçüsünde. Mesela güzel kardeşlerim, Zümer suresinin 10. ayetinde şöyle buyurulur: اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ
bi gayri hisab. Günahlı işlerden ve zararlı eylemlerden kaçınmada, iyi, güzel ve doğru olan işleri yapmada sabır gösteren kullara sabırlarının karşılığında hesapsız mükafatlar verilecektir. Evet sevgili kardeşlerim, yalnız burada çok çok önemli bulduğumuz bir noktaya işaret etmek istiyoruz. O da bizim sözlerimiz, davranışlarımız, işlerimize 10 katı ve daha fazlasının verilmesi olgusu ahiret hayatımızla da alakalı değildir. Dünya hayatında da samimiyetimiz, İslami literatürdeki ifadesiyle ihlasımız ölçüsünde ahiret hayatında verileceği gibi dünya hayatında da verilir. Mesela sevgili kardeşlerim, Bakara suresinin 261. ayetinde bize bir müjde verilir. Şöyle ki, مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Bu ifadelerle başlayan ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Yedi başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tohumun benzeridir sizin Allah için yapacağınız işlerin ve de yapacağınız harcamaların benzeri. Ayeti açarsak 700 katına kadar, ama Rabbimiz bize bu armağanların yalnızca ahiret hayatında verileceğini bildirmiyor. Bildirim hem ahiret hayatımız hem de dünya hayatımızı içine alacak şekilde kapsamlıdır. Güzel kardeşlerim, bu ve bir sonraki sohbetimizde hayatımızın doğal akışı içinde yapabileceğimiz dualar, güzelliklerden örnekler vereceğiz. Öylesi örnekler ki aziz kardeşlerim, bu örneklerde görüleceği üzere az söz ve iş var ama manen çok çok kazanımlar var. Ahiretin cennetlerine yol almalar var. Ecdadımız damlaya damlaya göl olur demişler. Biz de doğal hayatımızın akışı içinde yapabileceğimiz bu az amelli işlerimizle yalnızca göl değil, denizleri oluşturabilecek sevapları sağlayabiliriz. Hatırlatalım, hamdü senamızda da değinmiştik. Rabbimiz, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Yapılan her bir zerrecik ölçüsünde olan hayırları yapan da onun karşılığını görür, bulur. Küçücük de olsa, zerrecik ölçüsünde de olsa kötü amel yapan da onun karşılığını bulur. Sevgili kardeşlerim, şimdi örneklerimize başlayabiliriz. Doğal hayatımızın akışı içinde biliyorsunuz sıkıntıya düşülüyor, üzüntü duyuluyor. Aleyhimize olabilecek gelişmeleri zaman zaman yaşıyoruz. Rabbimiz bizi ebedi bir hayat için yaratmıştır aziz kardeşlerim. Bunun için de
Rabbimiz bizi yeryüzü hayatımızda denemeye uğratmaktadır. Korku, açlık, hastalık, kıtlık, ölüm başta olmak üzere küçük, büyük sıkıntılar, elemler, başarısızlıklar bizleri kuşatmaktadır. Güzel kardeşlerim, bu gibi durumlarda malumunuz Rabbimize dönüşe ihtiyaçlıyız. Ruhi dirence muhtaçız. Şerlerden hayırlar üretmeye ihtiyaçlıyız. Evet, şer gibi görünenlerden hayırlar üretebilmek asıl güzellik burada, başarı da burada. Sevgili kardeşlerim, Bakara suresinin 155. ayetinin anlamını vererek konumuzu örneklendirelim. Bu ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Andolsun sizi bir ölçüde korku, açlık, maddelerden, canlardan, ürünlerden eksiltme ile denemeye uğratacağız. Ve beşşiri sabirin. Bu gibi olaylar, denemeler karşısında sabır gösterenleri müjdele. Kimdir o müjdelenecekler? 156. ayette şöyle açıklanıyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ musibet. Onlara bir musibet geldiğinde, üzüntüyü mücip olacak bir iş oluştuğunda, bir başarısızlıkla karşılaşıldığında onlar inna lillah ve inna ileyhi raciun derler. Sevgili kardeşlerim, lütfen bir kalem ve kağıt elinize alınız ve yapmamız gereken bu bilgiyi kaydediniz. Evet, korkuya düşebiliriz, değişik rahatsızlıklara uğrayabiliriz, başarısızlıkları görebiliriz. Bizi küçücük derecede de olsa üzen, meşgul eden durumlar karşısında yapmamız gereken büyük sevaplar sağlayacağımız iş şu sözlerle Rabbimize yönelmek. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Kur'an ifadesi olduğu için 3 defa zikrettim ama manasını da kavrayabilir, onu da söyleyebiliriz. Biz Allah'ın kullarıyız. Onun huzuruna dönücüleriz. Biz Allah'ın kullarıyız. Onun huzuruna dönücüleriz. Biz Allah'ın kullarıyız. Onun huzuruna dönücüleriz diyerek Rabbimize yönetmeliyiz. Rabbimizin ve de aziz peygamberimizin bize bir öğüdü daha var aziz kardeşlerim. Yapmamız gereken hususunda, o da hasbiyallah ve ni'mel vekil ifadesidir. Sevgili kardeşlerim, bir örnekle açıklayayım. İki Müslüman aziz peygamberimizin huzurunda davalaşırlar. Birisinin lehine, diğerinin aleyhine tabii olarak hüküm verilir. Aleyhine hüküm verilen kişi bir şeyler mırıldanınca Peygamberimiz ona ne söylediğini sorar. O da ya Resulallah hasbiyallah ve ni'mel vekil dedim. Aldığı bu cevaptan ötürü aziz Peygamberimiz Efendimiz son derece mutlu olur
ve şöyle der. Acizliği benimseme, aceleci de olma. İyice düşün ve gereken araştırmayı yap. Ama sıkıntıya düşer, başarısız olursan, beklediğin gerçekleşmezse, hasbiyallah ve ni'mel vekil de. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Türkçesi Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel dost. Ne güzel yardımcıdır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel dost. Ne güzel yardımcıdır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel dost. Ne güzel yardımcıdır. Sevgili kardeşlerim. Evet, tekrar olacak ama yineleyelim. Küçücük de olsa, büyük de olsa bizi üzen, elemlendiren, sıkıntıya düçar kılan baş ağrısı, geçici baş ağrısı türünden de olsa, bir diken batması şeklinde de olsa, her durumda inna illah ve inna ileyhi raciun demeliyiz. Ya da hasbiyallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel dost. Ne güzel yardımcıdır demeliyiz. Sevgili kardeşlerim, bu güzel Kur'ani ifadelerle Rabbimize yöneltmemiz pek büyük bir ameldir. Ama gördüğünüz üzere az sözlerle yapılan ama bize sağlayacağı mükafat, sevaplar en az 10 birim olacak. O birimin ne olduğunu da Yüce Rabbimiz bilir. Sadece 10 birim değil, içtenliğimize göre, Rabbimize yönelişimize göre onu çok çok aşan, katlayan mükafatlar alabiliriz. Güzel kardeşlerim, bu amel az söz ve iş değil mi? Ama damlaya damlaya göl olur türünden doğal hayatımız içinde lehimize damlaya damlaya birikim oluşturacaklardandır. Güzel kardeşlerim, insan hayatın her anında, sosyal hayatımızın içinde ve hatta aile hayatımızın fertleri arasında insan daima insan ve cin şeytanlarının zararlı etkilerine maruz olabilir. Dolayısıyla burada da Rabbimize sığınmak konumundayız. Güzel kardeşlerim, yeryüzü hayatımızda değinmiştik. Denemeye uğratılıyoruz. Bunun için bizler daima meleklerin ilhamları altındayız. Hani farkındasınızdır. Durup dururken içimize bir ferahlık gelir. Güzel bir iş yapma duygusu oluşuverir. O neredendir bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bizi çevreleyen, üzerimizde görevli olan meleklerin ilhamlarındandır. Bizler meleklerin ilhamlarına, onların ilhamları altında olduğumuz gibi özellikle bizimle görevli olan cin şeytanları ve şeytanlaşmış insanların yıkıcı, şer üretici vesveselerine de uğramaktayız. Sevgili kardeşlerim, bu özellikle cin şeytanlarının vesveseleri, fısıldamaları, Kur'an okurken de gelebilir, namaz kılarken de gelebilir, herhangi bir hayır yaparken de gelebilir. Buralarda gelir de siyasi hayatımızda, ticaret hayatımızda, cinselliğimizde bu vesveseler gelmez mi? Gelir. Evet,
yaptırıcı güç yoktur. Ama bu vesveseler bize fısıldanır. Bunun içindir ki cin ve insan şeytanlarının şerlerinden Allah'a sığınmalıyız. Bu etkilerden korunabilmek için. Rabbimiz bizi bu konuda uyarmakta Mü'minun suresinin, tekrar edelim, Mü'minun suresinin 97. ve 98. ayetlerinde kendisine nasıl yöneleceğimizi, sığınacağımızı, dua edeceğimizi öğretmektedir. Güzel kardeşlerim, bu ayetlerde şöyle buyurulur. Rabbi a'udhu bike min emezati şeyatîn ve a'udhu bike rabbi en yahdurun. Ey yükümlü insan, bil ve çevrene söyle. Şöyle yönel. Rabbine şöyle iltica et. İnsan ve cin şeytanlarının şerrinden. A'udhu bike min emezati şeyatîn ve a'udhu bike rabbi en yahdurun. Sevgili kardeşlerim, şu anda ezberleyemezsiniz. Ama Mü'minun suresinin 97. 98. ayetleri. Lütfen not alınız, anlamlarını sunuyorum. İlla da duanın orijinal metnini okumamız gerekmez. Kendi dilimizde de Rabbimize yönelebiliriz. Rabbimiz bütün dillerin haliki olan Rab'dir. Allah'ım, cin ve insan şeytanlarının kışkırtıcı dürtülerinden sana sığınırım. Allah'ım, onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım. Tekrar edelim. Allah'ım, cin ve insan şeytanlarının kışkırtıcı dürtülerinden sana sığınırım. Allah'ım, onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım. Sevgili kardeşlerim, aziz peygamberimiz bir konuda öğretmek istediğinde 3 kez tekrarladı. Biz de 3. defa tekrarlayalım. Lütfen notunuzu alınız. Allah'ım, cin ve insan şeytanlarının kışkırtıcı dürtülerinden sana sığınırım. Allah'ım, onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım. Güzel kardeşlerim, bu duayı, bu sığınışı sabah, öğle, akşam yapmalıyız. Ne kadar çok yaparsak o kadar Rabbimizin koruması altına gireriz. Yani sık sık az bir sözle yapabileceğimiz bu ayır bizim için de manen bir göl oluşturabilir ve de cennetlere yol aldırabilir. Tekrar edelim, bu az sözlü dualarımız, yakarışlarımız da bize en az 10 birim sevap sağlayacağı gibi, mükafat hazırlayacağı gibi içtenliğimize, yönelişimizdeki ihlasımıza göre çok çok daha fazla katı da sağlayabilir. Sevgili kardeşlerim, doğal hayatımızın akışı içinden örnekler vermeye başladık ama daha bir özele doğru inelim. Sevgili kardeşlerim, doğal ihtiyaçlarımızın başında yeme, içme gelmektedir. Yenilecek, içilecek gıdaların ve içeceklerin yaratılması ve de tarafımızdan sindirilmesi mucize üstü mucize olaydır aziz kardeşlerim. Ama biz her an yaşadığımız mucizelerin farkında değiliz. Sevgili kardeşlerim, hele şu en fakirimiz dahi şu yiyeceklerimize bir bakalım. Bu yiyeceklerimizin üzerinde
bir düşünelim. Bu yiyeceklerin soframıza gelmesi, önümüze konulabilmesi için hiç düşündünüz mü? Güneş hizmet üretiyor. Rüzgarlar hizmet üretiyor. Bulutlar hizmet üretiyor. Yağmurlar hizmet üretiyor. Toprak hizmet üretiyor. Ve insanlar çalışıyor. Bunun içindir ki sevgili kardeşlerim, sahip olduğumuz nimetler ne kadar az olursa olsun, önce o nimetler üzerinde düşünmeliyiz. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi Rabbimizin buyruğudur. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde yer alan Abese suresinde Rabbimiz bize ne buyuruyor? فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِهِ İnsan yiyeceklerine bir baksın. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا Baksın da düşünsün. Nasıl yağmurları yağdırıyoruz? ثُمَّ شَكَقْنَا الْاَرْضَ شَكَّا Nasıl bitkilerle toprağa yarıyor? Üzüm bağları, ekinler, hurmalıklar üretiyoruz. Sık ve iri ağaçlı bahçeler oluşturuyoruz. Sizler için ve de yararlandığınız hayvanlar için. Sevgili kardeşlerim, birinci görev düşünmedir. Düşünebiliriz. Düşünme büyük bir amel değil. Yeter ki kendimizi alıştıralım. Mucizelere tanık olmaya alıştıralım. Elimizdeki bir dilim ekmek, güneşin, yağmurların, toprağın vesile olduğu azim bir nimettir. Bu nimetlerin helal yollarla kazanılarak edinilmesi de ayrı bir görevimizdir. Allah'ın verdiği nimetler edinilirken Allah'ın kullarına, insanlara ve canlılara zarar verilmeyecek. Faizle iştigal edersen zarar verirsin. İçki, kumar, fuhuş işletmeciliğiyle iştigal edersen zarar vermiş olursun. Rüşvet alırsan, kara borsacılık yaparsan, emeği sömürürsen o mucize gıdaları kendin için, ahiretin için felaket unsuru haline getirebilirsin. Ve aziz kardeşlerim, daha bir değinmek istediğimiz, insan bu nimetlerin önünde yemeye, içmeye başlarken birer mucize olarak önüne gelen bu nimetlerden yararlanırken yaradanını unutması büyük bir nankörlük değil de nedir? Bunun içindir ki Peygamberimiz bize Semmillâ'e vekül biyeminike vekül mimmâ yelik buyururlar. Allah'ın adını an. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmetinin eserleri olan bu binbir çeşit gıdalar, yiyecekler, içeceklerle bizleri rahmetine gark eden Rabbimizin adıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyerek tekrar edelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yemeye başla, içmeye başla ve sağ elini kullan. Aziz kardeşlerim, eğer sağ elimizi kullanabiliyor isek, bunda bir zorluk çekmiyorsak Peygamberimizin buyruğuna aykırı gidilmemelidir. Efendim sağla da yiyebilirim, solla da yiyebilirim dememeliyiz. Aziz Peygamberimiz bizim bilmediklerimizi bilir. Eğer mecbur değilseniz, sağ elinizi rahat kullanabiliyorsanız sağ elinizi kullanmalısınız. Sol elimizi temizliğimiz için kullanmamız gereğini zaten biliyorsunuz. Ya da bilmemiz gerekir. Ve de önünden ye. Bereket yemeğin ortasındadır. Tek başına da yesen, eşinle, ailenle de, ailenle de bir arada yesen, önünden ye. Tabağın özelse, tabağında da önden başla, ortaya doğru git. Aziz Peygamberimizin buyruklarına uymaya kendimizi alıştıralım. Evet kardeşlerim, yemeğe Allah'ın adıyla başlamak, bu az sözle yapılacak bir amel değil mi? Ama yetmez. Yemek bitirildiği zaman da Rabbimize hamd etmeliyiz.
Nasıl and etmeyelim güzel kardeşlerim? O gıdaların her biri bir mucize. Bizim onları yiyebilmemiz de bir mucize. Onların sindirimleri de bir mucize. Peygamberimizin değişik öğrettiği dualar var. Ama hocam ben ezberleyemem dersen elhamdülillah de. Kafidir. Başlarken Bismillahirrahmanirrahim, yemeği bitirirken elhamdülillah de. Ama aziz peygamberimizin dualarından bir tanesini örneklendireyim. Elhamdülillahillezî et'amena ve sakana ve cealena müslimin. Yani bizleri yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah'ımıza hamdolsun. Bizleri yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah'ımıza hamdolsun. Bizleri yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah'ımıza hamdolsun. Aziz Peygamberimiz Efendimiz bize bir de müjde veriyor. Böylece Allah'ın adını anarak, besmele çekerek ve de hamdü sena ederek yemeğine başlayan ve bitiren kişinin küçük günahları da bağışlanır. Sevgili kardeşlerim, bu ne büyük bir lütuftur. Şimdi size sorarım. Besmele çekmek, Allah'a hamd ile elhamdülillah diyerek yemeği bitirmek az bir söz, az bir iş değil mi? Ama düşünün, her bir yediğimiz ve içtiğimizde Allah'ın adını anar, ona hamdü sena edersek yıllar sürecek hayatımızın bize bu alanda sağlayacağı büyük bereketleri düşünün. Nasıl bu hayırlar bizim için manen göller oluşturacak ve cennet yollarını bize açacaktır. Tekrar edelim, her bir besmele bir birim ameldir. Ama en az 10 katı mükafatlanacak. Elhamdülillah bir birim iştir, sözdür. Ama en az 10 katı içtenliğimize göre. Biliyorsunuz kardeşlerim, bazen alel usul elhamdülillah deriz. Ama bazen de düşünce ürünü olarak yürekten bir adeta haykırılışla elhamdülillah Rabbimize hamdolsun deriz. İşte o coşkunluk var ya, o coşkunluğun sağlayacağı mükafat ancak Allah bilir. Kullar bilemez. Güzel kardeşlerim, bir örnekle daha devam edelim. Az söz ve işe manen büyük kazanç ve cennet hayatına yol. Güzel kardeşlerim, yedik, içtik, besmele çektik, hamdü sena ettik. Ama mucize devam ediyor. Sindirim sistemimizin faaliyeti, trilyonlarca hücreden oluşan sindirim sistemimizin her bir aygıtı akıllara durgunluk verecek ve de bizim irademizin dışında çalışıyor. Biz farkında değiliz. Çalışıyor. Ne oluyor? Aldığımız gıdaların özü enerji olarak kan yoluyla vücudumuza dağıtılırken aldığımız gıdaların posası, içtiklerimiz idrara dönüşüyor. Sevgili kardeşlerim, siz idrara çıkabilmenin ve bağırsaklarda oluşan posanın, dışkının dışa atılmasının da bir mucize nimet olduğunun farkında mısınız? Farkında mıyız? Bende gaflet çok. Sanırım sizde de az değildir sevgili kardeşlerim. Bakınız, eğer şu içtiğimiz içecekler
bizim irademiz ve bilincimizin dışında bizden boşalsaydı ya da irademizin dışında sindirim olgusunun bitişinden sonra dışkılar irademiz dışında çıkacak olsaydı hayatımız ne kadar zor olurdu? İmkansızlaşırdı adeta. Ama şu nimetin büyüklüğüne bakınız ki aziz kardeşlerim, Rabbimiz öyle bir mükemmel düzen bizde kurmuş ki sindirim sistemi görevini yapınca beynimiz uyarıda bulunuyor. Git idrarı boşalt. Git dışkıyı boşalt. Ve sevgili kardeşlerim, ne büyük nimet değil mi bu? Ünlü hükümdarlardan bir tanesi bir bilge kişiye bana öğüt ver der. O bilge kişi de ona şöyle der. İyice susasaydın, susuzluğun saatler devam etseydi, ciğerin kavrulaydı, şu hükümdarlığını seni doyuracak kadar suya verir miydin? Hükümdarlığından geçer miydin? Hükümdar düşünür, geçerdim der. Ve bilge kişi devam eder. İdrara sıkışsaydın, sıkıntıdan, ağrıdan çatlama noktasına gelseydin, böyle saatler sürseydi, bu sıkıntıdan kurtulmak için hükümdarlığından geçer miydin? Hükümdar düşünür, evet geçerdim der. Ve bilge kişi öğüdünü öğütler. Bir doyumluk su ve bir boşalımlık kadar, idrar kadar değeri olmayan hükümdarlığına güvenme. Bu hükümdarlık seni Rabbinin katında azaba uğramaktan koruyamaz. İnsanların lanetine maruz kalmaktan da. Güzel kardeşlerim, o halde yapılacak olan nedir? Beynimizden uyarı aldık. Git idranını boşalt. Git dışkıyı boşalt. Ama sevgili kardeşlerim, değindik. Yapılacak iş basit gibi görünüyor ama mucize çaplı bir iş. O zaman bu nimet karşısında Rabbimize yöneleceğiz. Nasıl? Peygamberimiz şöyle öğretiyor. İdrara çıkmadan, büyük abdeste başlamadan Bismillah, Allahümme inni a'uzu bike minel hubsi vel habais diyeceğiz. Bismillah, Allahümme inni a'uzu bike minel hubsi vel habais. Arapçasını söyleme gereği yok. Bazı kardeşlerimiz kendilerini böyle şartlıyorlar. Anlamı şu: Allah'ım, insan ve cin şeytanlarının üretebilecekleri pislikler ve çirkinliklerden sana sığınırım. Allah'ım, insan ve cin şeytanlarının üretebilecekleri pislikler ve çirkinliklerden sana sığınırım. Allah'ın adıyla, Allah'ım, insan ve cin şeytanlarının üretebilecekleri pislikler ve çirkinliklerden sana sığınırım. Aziz kardeşlerim, kim bunu da ezberleyemiyorsanız, Ya Rab, beni kuşatabilecek, bana gelebilecek tüm pisliklerden ve iğrençliklerden beni koru diyebiliriz. Ve de sevgili kardeşlerim, burada bitmez ve bu idrar ve dışkı boşalma ameliyesinden sonra sahip olduğumuz bu nimetten ötürü Rabbimize ne yapacağız? Hamdü sena edeceğiz. Aziz Peygamberimizin de bize
öğrettiği dualar var. Bir tanesini arz edeyim. Benden ızdırabı, sıkıntıyı gideren ve bana sağlık veren Allah'ıma hamdolsun. Benden ızdırabı, sıkıntıyı gideren ve bana sağlık veren Allah'ıma hamdolsun. Benden ızdırabı, sıkıntıyı gideren ve bana sağlık veren Allah'ıma hamdolsun. Evet sevgili kardeşlerim, yani büyük bir ben anlayamıyorum bu inkarcı insanları. Her an bir mucize içindeyiz, halindeyiz. Evet, işinle meşguldün, uyarıyı aldın, idrar. Peki o idrarı sağlayan içeceği sen mi halkettin? Yoksa yaradan mı halketti? Sana o içeceği hazmetme sistemini kim ikram etti? Ve senin bilgin ve müdahalen olmaksızın sindirim sistemine görevini yapacak düzeni kuran ve kurduran kim? Nasıl nankörlük yoluna gidilebilir? Böylece Allah'a sığınmak, ona hamd etmek az söz, az iş değil mi sevgili kardeşlerim? Ama düşünün, günde kaç defa İdrara ve de diğer büyük boşalım için tuvalete çıkıyoruz. Bunları bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl, yıllar birikimi düşünün. Her biri için 10 birim sevap, içtenliğimize göre daha da fazla. Evet aziz kardeşlerim, hep yapamayacağımız, ben büyük zengin değilim ki, efendim ben ilim adamı değilim ki, ben yönetici değilim ki. Aziz kardeşlerim, buna ihtiyaç da yok ki. Onlar ayrı nimetler, varsa şükürleri ayrıdır. Ama sen sıra bir mümin kul olarak, basit imkanlar içinde yaşayan ama mucizeler içinde yaşayan insan olarak yapabileceğin bu güzel az sözlü, az işli ametlerle de Rabbinin rızasını kazanabilir, ebedi cennetlere yol alabilirsin. Aziz kardeşlerim, nefsime ve sizlere hayırlı olacak bilgileri öğretmeyi, öğrendiklerimizle de amel etmeyi tavsiye eder, hayırlı ömürler niyaz ederim. Allah'a emanet olunuz benim güzel kardeşlerim.